Samsung'un yeni Smart TV'sinin lansman gecesi Esma Sultan'dan CNN Türk ekranlarında canlı olarak yayınlandı. Bu özel gece Bir Dilek Tut Derneği ve Hello dergisinin katkılarıyla gerçekleşti. Canlı lansmandan birkaç dakika önce Cüneyt Özdemir ile 5N1K programının içeriği İstanbul'un tarihi yalıları ve son olarak gecenin düzenleneceği Esma Sultan yalısına ayrılıp mekan görüntülerinden lansmana ev sahipliği yapan Esma Sultan'a canlı olarak geçiş yapıldı. Bu özel gecede moderatörlüğü CNN Türk'ün ekran yüzlerinden Nefise Karatay üstlendi ve davete katılan renkli konuklarla ve ev sahipleri Samsung yöneticileriyle röportajlar gerçekleştirildi. Biz CNN Türk ekibi olarak lansman günü ve sonrası geceye dair tüm detayları çoklu mecrada duyurduk. Nasıl mı? Lansman günü programa birkaç saat kala geceye özel olarak hazırlanan Esma Sultan'da editorial'lar çekerek Kanal D ve CNN Türk ana haberin reklam kuşaklarında yayınladık. CNN Türk yayın akışında değişiklik yaparak Cüneyt Özdemir'le 5N1K programının saatini geceye canlı bağlantı verebilecek şekilde düzenledik. 5N1K programının son bölümünde İstanbul'un tarihi deniz yalıları tanıtıldı ve en son yalı olarak da canlı yayının gerçekleşeceği mekan olan Esma Sultan içerikte yer aldı. Ve hemen ardından canlı olarak Esma Sultan'a kameralar çevrilerek Nefise Karatay'ın sunumuyla özel lansman kuşağına geçildi. Lansman canlı yayınında Engin Altan Düzyatan'ın sunumuyla yeni Smart TV teknolojisi ve Nefise Karatay'ın moderatörlüğüyle gecenin atmosferi çeşitli röportajlarla ekranlara yansıdı. Lansman gecesinin ertesi günü ve hatta bir sonraki gün CNN Türk ve Kanal D'de gün içi ve ana haber bültenlerinde Smart TV gecesiyle ilgili haberlere yer verildi. CNN Türk ekranlarında yer verdiğimiz bütün haberleri CNN Türk Radyo'da da eş zamanlı olarak yayınladık. Haber programları dışında Kanal D Magazin ve CNN Türk Dünya Alem programlarında Smart TV gecesine ait görüntülere yer verildi. Basında ise Samsung olarak lansman öncesi ve sonrasında çeşitli haber ve ilanlarla yer aldık. Smart TV lansmanı öncesi ve sonrası Twitter'da CNN Türk hesabından özel tweetler attık. Dipnot tablet uygulamasında yer alan tüm videoları bir hafta boyunca Smart TV çerçevesi içinde yayınladık. 2 gün boyunca Doğan Grubu web sitelerindeki videolarda özel Samsung Smart TV pre-roll kullanımı gerçekleştirildi. Bir hafta boyunca Doğan Grubu web sitelerindeki özel Samsung Smart TV çerçevesini tüm videolarda kullandık. Yalan Dünya ve Kuzey Güney dizilerinin televizyondaki yeni bölüm yayınlarının ertesi günü kanald.com.tr'de dizilerin tüm bölümlerinde ve tanıtımlarında pre-roll kullanımları gerçekleştirdik. 4 gün boyunca web sitelerimizde banner yönlendirmeli video seeding uygulaması yaptık. İnternetteki tüm pre-roll ve video seedinglerimiz Samsung Smart TV kurumsal web sitesine yönlendirme yaptı. Bir hafta boyunca hürriyet.com.tr ana sayfadan banner yönlendirmeli ve özel Smart TV Page Skin kullanımlı foto galeri yayınladık. Foto galerideki Page Skin ile CNNTürk.com.tr'deki Smart TV bültenimize yönlendirme yapıldı. Doğan Grubu web sitelerinde Smart TV bültenine yer verdik. Kendi web sitelerimiz dışında birçok farklı sitede geniş haberlere yer verdik. Televizyon teknolojisinde ve tasarımında gelinen son nokta olan Samsung Smart TV teknolojisinin tanıtıldığı Esma Sultan yalısından yayınladığımız bu çok özel lansman gecesini CNN Türk ekranlarından izleyiciyle buluşturarak Smart TV'nin bilinirliğinin arttırılmasına katkıda bulunduk.